Efendim kripto parayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu ve bugün Gökçe Çalışan bizlere eşlik ediyor. Kripto paralarda öne çıkan son gelişmeleri sevgili Gökçe ile değerlendireceğiz. Gökçe, öne çıkan haber başlıklarını değerlendireceğiz. Fakat istersen önce bir fiyatlamalar ile başlayalım. Bir Bitcoin tarafı ile ilgili yorumlarını almak istiyorum. Şu an baktığımızda 54 bin dolar seviyesindeyiz. Ayı piyasasına mı girdik, düşüş devam edecek mi diye birçok soru geliyor. Ama istersen Bitcoin tarafı ile başlayalım. Bitcoin'deki bu cumartesiyi pazara bağlayan gece yaşanan yüksek düşüş sonrasında biz bir toparlanma sürecine girdik. 50.900 seviyesindeydi. 56.000'e kadar çıkıp bu seviyelerden şu anda işlem görüyoruz. Ayı piyasasında bir soru sıkça geliyor. Ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz Eylül ayından beri bir yükselişin içerisindeyiz ve bu yükseliş sırasındaki bu 5. fiyat düzeltmemiz oldu. Yani kripto para piyasalarındaki bu fiyat düzeltme hareketleri oldukça normal ve zaten sürekli artan hiçbir piyasa yok ve bu artışların arkasından zaten düzeltme gelmesi bu işin doğasında var. Peki bu düzeltme hareketi devam edecek mi diye de cevaplayacak olursak, şu anda zincir verilerini izlediğimiz zaman da bir düşüş hareketinin devamlılığını gösteren bir veri elimizde bulunmuyor. Ancak kripto paralardaki fiyat hareketleri daha çok yatırımcıların psikolojisine bağlı. Her ne kadar zincir hareketleri bunu desteklemiyor olsa da, yani fiyat artışının devam edeceği yönünde bize veriler gösteriyor olsa da, bu süreçte yani yatırımcıların psikolojisi önemli. Yani kar realizasyonları yapıldı. Ben bundan sonra fiyatın hani hafif yukarı yönlü olarak devam edeceğini düşünüyorum. İzlemekte fayda var. Yani bize verilerin gösterdiği yön bu yönde. Olumsuz bir haber gelmediği sürece böyle bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu cumartesiyi pazara bağlayan gün düşüşlerin sebeplerinden bir tanesi de bu hızlı yükselişle beraber kişilerin, yani yatırımcıların yüksek kaldıraçlı pozisyonlarındaki artışın da etkili olduğu da çokça söyleniyor. Çünkü birçok yatırımcı Bitcoin'de long pozisyon aldı, yüksek kaldıraçlı, ve bu kaldıraçlı pozisyonların biraz da kapatılması için bu hareketin yapıldığı da söyleniyor. Bu düşüşlerde long pozisyon alan, bu kaldıraçlı işlemleri yapan yatırımcılar büyük risk aldıkları için hızlı bir şekilde satış tarafına geçebiliyorlar ve bu da bir tetikleme hareketine neden oluyor. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Şu anda bir ayı piyasasında değiliz, bir düzeltmenin içerisindeyiz. Bu girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor ama bunu izlemekte fayda var. Yani toparlanma sürecinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Peki Gökçe, bu süreçte yatırımcılar neye dikkat etmeli? Biliyorsun bu son yaşanan aslında düzeltme hareketiyle birlikte zarar eden birçok yatırımcı oldu. Fakat hani sen az önce söyledin, şu an ayı piyasasında değiliz ama bu girmeyeceğimiz anlamına gelmiyor dedin. Yani bunlara birazcık daha yatırımcıların hazırlıklı hale gelmesi için pozisyon alırken yatırımcılar tam olarak neyi gözlemlemeli, neye dikkat etmeli kendilerini koruma amacıyla? Kripto paralardaki fiyat hareketlerinin çok olduğunu söyledik. Burası çok volatil bir piyasa olduğu için bir hedefle kripto para alınmasında fayda var öncelikle. Şimdi teknoloji projelerine yatırım yaptığımızın farkında olmamız gerekiyor. Özellikle ben altcoin yatırımcıları için şu anda konuşuyorum. Şu an baktığımızda 6.000'in üzerinde kripto para projesi var. Şimdi bunların hepsi bir finansal sorunu çözmeye yönelik geliştirilen projeler. Ve uzun vadede 6.000 projenin 6.000'i de var olmaya devam etmeyecek. Bu projelerin bazıları da ölü bir proje. Çünkü şu anda kripto paralar tarafında bir hype var, bir ilgi var buraya ve bu yüzden de sürekli proje çıkıyor. Öncelikle hani sağdan soldan duyarak yatırım yapılmaması gerektiğini ben söyleyebilirim. Ve Türk yatırımcılar arasında son dönemde çokça popüler olan coinler oldu. Bu coinlerde fiyat hareketlerine baktığımızda son 3 ayda çarpı 20, yani 20 katına çıkan coinler olduğunu biz görüyoruz. Ve bu süreçte %30'luk, %40'lık düzeltme alan coinler oldu. Şimdi ne oldu? Burada bu popüler durumda Türk yatırımcılar özellikle tepeden çok çaldılar bu coinleri ve düzeltme gelince de maalesef ki terste kaldılar. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Fiyat hareketini kontrol etmeden, yani bir şeye tepeden girmemekte kesinlikle fayda var. Çünkü kripto paralar dinlenme süreçlerine gidiyor bu kadar hızlı yükselişlerin hemen arkasından.
Aynı zamanda da kendinize riske alabileceğiniz kadar, yani kaybetmeniz sizi canınızı acıtmayacağı kadar bir miktarla yatırım yapılmasında fayda var ve kripto paralardan da çıkmak için kendinize de bir zarar oranı belirlemeniz de gerekiyor. Örneğin stop loss'suz işlem yapanların canı çokça yandı. Kripto paraları alır almaz bence bir stop loss emri yapılarak belki %7, belki %10 altına kendinizi koruyabilirsiniz. Bu büyük kayıplardan diyebiliriz. Peki, diğer taraftan aslında dikkatimi çeken önemli bir gelişme var. Louis Vuitton, Cartier, Prada gibi önemli markalar sattıkları ürünlerin özgünlüğünü garantilemek için blok zincir teknolojisini kullanmak üzere çalışma başlatmışlar. Nasıl olacak? Detayları anlamak istiyorum. Çünkü bunlar önemli markalar ve sonrasında bu çalışmalar dünyadaki diğer markalara, hatta belki de sonrasında Türk markalara da entegre edilebilir mi? Biraz teknolojiden bize bahsedebilir misin sevgili Gökçe? Evet. Blok zinciri biz çokça konuşmuştuk. Özellikle NFT'ler tarafında bir ürünün blok zincire kazandırılması demek, ona bir özgünlük sertifikası eklenmesi anlamına geliyor. Bu markalarda oldukça ünlü ve pahalı da markalar ve taklitleri de sıkça yapılıyor. Bunun önüne geçmek adına, işte kullanıcılarını, müşterilerini korumak adına böyle bir şeye girişmişler. Bir birlik oluşturarak blok zincirde artık ürünlerini ekleyerek müşterilerin aldıkları ürünün özgünlüğünden ve o markaya ait olduğundan emin olmasının yolunu açıyorlar bu şekilde. Blok zincir teknolojisi özellikle bu tip otantikleştirme, yani özgünlüğünü kanıtlama işlemlerinde sıkça kullanılıyor olacak önümüzdeki dönemde. Herhangi bir bilginin kesinliğini gerektiren herhangi bir işlemde biz blok zincir teknolojisini kullanıyor olacağız yakın bir gelecekte. Sadece bu alanda değil, aslında başka alanlarda da kullanılıyor blok zincir. Özgünlük haricinde, örneğin ürünlerin tedarik zincirinde geçtiği aşamaları da tanımlamak için kullanılıyor. Mesela bir meyve sebzenin tarladan çıkıp da marketteki, reyondaki yerini alana kadar hangi aşamalardan geçtiği, kaç günde buraya geldiği, hala taze mi, tazeliğini koruyor mu, işte hangi depolarda bulundu gibi gibi hareketlerini incelemek için de blok zincir teknolojisi yavaş yavaş süpermarket zincirlerinde de kullanılmaya başlandı. Yani blok zincir teknolojisi şu anda yeni yeni kullanım alanları da buluyor kendisine ve önümüzdeki süreçte daha da ek yerlerde kullanıldığını biz görüyor olacağız ve hayatımızdaki yeri de artarak devam edecek. Gelelim yurt içine. Gökçe, TBMM Araştırma Hizmetleri Ofisi, Bitcoin'in geleneksel ödeme yöntemlerinin yerini alabileceğini belirttiği dijital, sanal ve kripto para sistemleri raporunu yayımladı. Bu raporun detaylarını sormak istiyorum sana. Yani hani biz kripto paralar konusunda, blockchain teknolojisi konusunda Türkiye olarak neredeyiz, nereye doğru gidiyoruz, nereye evriliyoruz sence? Geçen hafta bir düzenlemeyle bir yasak gelmişti aslında. Ödemelerde kullanılmasının önünü kapatan bir yasak gelmişti. Şimdi bu zaten kripto paraların doğasına aykırı bir yasak olarak biz bunu yorumlayabiliriz. Çünkü Bitcoin zaten bir ödeme aracı olarak kullanılmak üzere çıkmıştı. Ama şu anda o kadar volatil olması nedeniyle daha çok yatırım aracı olarak kullanılıyor. Böyle bir dönemdeyiz. Şu anda kripto paraların büyüklüğü 2 milyar doları aşmış durumda ki 1 trilyon dolara biz 10 yılda geldik. 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara da 3 aylık bir süreçte geldik. Yani eksponansiyel büyüyen bir piyasadan biz bahsediyoruz. Bunu görmezden gelmek artık gittikçe zorlaşıyor. Şimdi bu raporda öncekinin aksine biraz da alternatif para birimi olarak tanımlamış kripto paraları. Ve blok zincir teknolojisinin ve kripto paraların arkasındaki teknolojinin gelişime açık olduğunu, ancak umut veren bir teknoloji olduğunu söylüyor. Yani oldukça olumlu bir söylem var. Hem kripto paraları tanıyan, alternatif para birimine karşılık olarak değerlendiren ve teknolojisinde umut verici olduğunu söyleyen bir rapordan biz bahsediyoruz. Buna ek olarak da diğer ülkelerin denetleme düzenleme yoluyla kısıtlamalar getirdiğini, ancak buna ek olarak da bu kripto para projelerini de bünyelerine çekmek için özellikle çalıştıklarına da değiniyor. Yani şu anda teknolojik bir devrim gerçekleşiyor. Bu kripto para projelerini biz teknoloji şirketleri olarak da değerlendirebiliriz ve teknoloji güçtür. Ülkeler bu teknolojiyi
kendi içlerinde barındırdıkça güçlenecektir. Atıyorum yani birkaç ülkenin kripto paraları hani yasakladığı noktada başka bir ülkenin kripto para projelerini kendisine çektiği bir dönemde burada bir güç dağılımında bir eşitsizlik olur. Yani burada bir tren var. Bu treni yakalamak adına adapte olmak da gerekiyor bu teknolojilere. Bu yüzden de bu rapor oldukça olumlu, pozitif bir rapor. Yani teknolojisini tanıyan, kripto paraları tanıyan ve umut verici olduğundan bahseden ve hani diğer ülkelerde de attıkları adımların farkında olduğunu belirten bir rapor olması bakımından Türkiye adına oldukça pozitif buldum ben. Gökçe, şunu da sormak istiyorum. Birazcık daha diğer kripto paralardan bahsedecek olursak. Bitcoin tarafına değindik. Ethereum'dan da bahsedelim istiyorum. Ethereum tarafında birazcık daha aslında fiyatlamaların da daha şu an bulunduğu konum itibariyle daha dirençli olduğunu görüyoruz en azından Bitcoin'e göre. Seni burada birçok defa konuşmuştuk. Tabii ki piyasayı domine eden, dominansı bakımından ilk sırada olan Bitcoin ama Ethereum bu aradaki makası kapatmaya mı gidiyor sence? Bitcoin'in dominansı %50,5 seviyelerine kadar geriledi. Bu bizim için altcoin sezonundaki en büyük göstergelerden bir tanesi olduğunu zaten sürekli olarak söylüyoruz. Ve bir her ne kadar piyasada bir düşüş söz konusu olsa da biz şu anda bir altcoin sezonunun içerisindeyiz. Şimdi Ethereum'daki bu fiyat yükselişi ve Bitcoin Ethereum çiftine bakıldığındaki performans da bize zaten altcoin sezonunda olduğumuzu kanıtlayan başka bir göstergede olarak karşımıza çıkıyor. Ethereum'daki merkeziyetsiz finans işlemlerinin değerinden biz çokça bahsetmiştik. Hani Bitcoin her ne kadar ödeme aracı olsa da Ethereum'da ek olarak bazı özelliklere sahip Ethereum ağı ve şu anda 6 milyar doların üzerinde de kilitlenmiş bir miktar paradan da biz bahsediyoruz. Yani göz ardı edilemeyecek kadar bir büyüklüğe ulaşmış bir merkeziyetsiz finans ağı Ethereum şu anda. Bu nedenle de gelecek olan güncellemeleriyle de beraber değerlemesinin uzun vadede artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Projenin güçlülüğü, geliştiricilerine yapmayı hedeflediği, atmayı planladığı adımları değerlendirdiğimizde özellikle bu yazki Temmuz-Ağustos ayları Ethereum ağı için oldukça önemli olacak. Buna ek olarak Ethereum'dan bahsederken diğer merkeziyetsiz finans ağlarından da bence bahsetmekte fayda var. Özellikle Cardano son dönemdeki çıkışıyla oldukça konuşuluyordu. Cardano da bir merkeziyetsiz finans ağı olarak dikkat çekiyor ve şu anda akıllı kontrat özelliğine sahip değil. Bu yaz içerisinde akıllı kontrat özelliği Cardano ağına da ekleniyor olacak. Bu yaz biz şunu da görüyor olacağız. Bir yandan Binance Smart Chain teknolojisi var. Merkeziyetsiz finansa dikkat çeken. Ethereum geliyor bu yaz fiillerdeki, yani işlem ücretlerindeki düzeltmelerle beraber. Diğer bir yandan da Cardano'nun akıllı kontratları artık entegre ettiği bir yaza giriyoruz. Bu yaz biz şunu söyleyebiliriz. Merkeziyetsiz finans tarafında bu biraz da zincir savaşlarının olduğu bir yaza doğru biz giriyoruz. Ethereum adına bu yazki gelişmeler önemli ama rakipleri de güçlenerek geliyor diye belirtelim. Sevgili Gökçe, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi tatiller diliyorum sana da bu arada. Pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere diyelim. Böylelikle veda edelim biz de programımızı efendim. Pazartesi günü tekrardan yine aynı saatte kripto parayla sizlerle olacağız. Herkese bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.